Arkadaşlar tekrar merhaba. İlk videomuz ilk bin içinde olup da tercih yapacak olan arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Bu ikinci videomuzda ise 1000 ve 10.000 arasında, hatta daha yukarıda çıkabilirsiniz, 20.000'e kadar tercih yapabilecek olan öğrencilerimizi ilgilendiriyor. İlk 1000'de beklediğimiz üzere +/-4 puan bir oynama bekliyorduk. O da yaşandı. Eksi yönde yaşandı bu puan değişikliği. Ne oldu? Geçen sene 305 alması gereken arkadaşımız bu sene 300 gibi puan aldı. O yüzden tercih aralıklarını, puanını 5 fazla düşünerek yapabilirler. Peki bu değişiklik neden yaşandı? Öncelikle bundan bahsedelim. Sınavın kolay olduğu yönünde açıklamalar geliyordu öğrencilerimizden. Ciddi bir şekilde net alınmış, bir başarı gösterilmiş bu sınavda. Bu yüzden de katsayı standart sapma dediğimiz bir olay var biliyorsunuz ÖSYM sınavlarında. Bir soru ne kadar az yapılırsa daha fazla puan getiriyor. Fazla yapıldığında da puanlar düşüyor. Öyle ki bu sene 1000'den yukarıda sıralama yapan öğrencilerimizin puanları +21'e kadar, -21'e kadar değişmiştir. Yani geçen senenin hesaplamaları yapıldığında 300 puan alması gereken bir öğrencimiz 21 puan eksik almıştır bu sınavda. Şu soruları sormayın öncelikle, bunu netleştirelim. Bu sene puanınız 290'sa 289'du, 285'li bölüm beni alır mı hocam gibi sorular sormanıza gerek yok. Neden? Puanınız zaten fazla. +5 koyup tercih yapmanızı öneriyorum sizlere. O yüzden puanı düşük olan öğrencilerimizle ilgileneceğiz daha fazla. Arkadaşlar 1000 ile 10.000 arasında bir sıralama elde etmiş arkadaşlar şu şekilde tercih yapsınlar kesinlikle. Minimum şöyle düşünün, 2019 sınavını ve 2018 sınavını kıyasladığımızda aynı netler size 2018 sınavında 300 puan getirirken bu yıl 285 puan getirmiştir. Peki hangisini ciddiye alacağız? Hangi puan dilimine göre tercihlerde bulunacağız? Öncelikle arkadaşlar bakın, puanınızı 300 farz edebilirsiniz bu yıl için. Çünkü hakikaten ciddi bir yılma var. Yukarıya doğru çıkmalısınız. Ne yapmalısınız mesela? 310 puanla 285 puan bu yıl aldığınız puanda. Şu aralıkta tercihte bulunabilirsiniz eğer 285 puan aldıysanız bu yıl. En yüksek, yani birinci tercihinizi 310 puandan başlayabilirsiniz. 30. ve son tercihinizde mesela buradan 15-20 puan düştüğünüzde 280'de kapatabilirsiniz. Yani yapmanız gereken çok daha geniş bir tercih aralığında bulunmak. Şunun bilincinde olun arkadaşlar. Sizin puanlarınızda 15 puanlık bir düşüş olduysa o sıralamalarda hemen hemen herkesin puanlarında böyle bir düşüş yaşandı. O yüzden puanınıza bir 15 puan ekleyin. Üstüne çıkın. Mesela burada ne yaptık? Puanımızı bu yıl 300 farz ettik. 310 puana kadar birinci tercihimizi çıkardık. Son tercihimizi de bu yılki puanımızın 5 puan aşağısına çektik. Yani yerleşmeniz için bu aralıkta tercih yaptığınızda boşta kalmayacaksınızdır. Bu yılki puanlarınıza +15 puan ekleyip tercihte bulunmalısınız. Bunu göz ardı etmeyin.